Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün Olema efsane olmuş bir motoru. Bir de benim gözümde efsane olabilecek yeni efsanesi bir motoru var. İkisini de kıyaslayacağız. Arasındaki farkları size anlatacağız. Bence yani ikisinde de birbirine bakarsak, hani bu kıyaslamayı incelediğimde ikisinde birbirine karşı birinin artısı eksisi var. Onu söyleyeyim. Hani şu yani yeni motorda şu özellik olsaydı daha güzel olurdu diyebileceğim özellikler var. Onu zaten video içinde söyleyeceğim. Onun öncesinde tekrarlıyorum. Bizim Tarım Bahçe Dünyası diye internet satışımız yok. Herhangi bir ürün, yedek parça, aksesuar, bu tarz ürünleri sipariş etmek istiyorsanız açıklamalar kısmına cep telefonlarımızı, WhatsApp üzerinden numaralarımızı yazıyoruz. Erdoğan'la ikimizi. Oralara yazabilirsiniz. Yorumlara cevap bu ara veremiyoruz. Onun için de özür diliyoruz. Kırsal Kalkınma Destek Programı'ndan dolayı. Dediğim gibi iletişimi WhatsApp üzerinden yaparsanız bu konuda her konuda yardımcı olabiliriz. Ben videoya geçeyim. İki tane dediğim gibi. Bir tanesi efsane. Gerçekten efsane. Hala efsane. Yeni gelecek bu ürün. Bu Euro 2 motorlu 453 BP Ergo. Bunu artık tırpan kullanıcıların arasında bilmeyen kullanıcı yoktur diye düşünüyorum. Bir tanesi benim yeni efsane dediğim, efsane olabilecek BCF 550 tırpan. İkisi de şu an Erdoğan gösteriyor. Bunun arasında güç farkı olarak 2.8 beygir gücünde Olemak 453 Ergo, 3.3 beygir gücünde 550 modeli, onu söyleyeyim. 52.5 cc silindir hacmine sahip, 51.7 cc silindir hacmine sahip. 550 silindir hacmi olarak 453 Ergo daha büyük ama güç olarak 0.5 biraz daha küçük, onu söyleyeyim. Ağırlıkları arasında fark var. 11 kilogram ağırlığında 453 Ergo, 550'nin ağırlığı ise 12,5 kilogram ağırlığında. Depo hacmi olarak 453 Ergo 1,3 litre benzin deposu kapasitesine sahip. 550 ise 1,2 litre benzin depo hacmine sahip. Yani 0,1 biraz daha düşük depo olarak. Onu söyleyeyim. Bence eksi artı olarak şöyle. Bence Olemak 453 Ergo'daki olması gereken, bu tamamıyla benim düşüncem, her zaman söylüyorum. Şu çelik kasa bence 453 Ergo'da olsaydı, şöyle göstereyim. Bence daha güzel olurdu. Çünkü daha korunaklı, daha sağlam yapıya sahip. O yani plastik şuralardan kırılabiliyor. Ama şöyle bir durum var. 453 Ergo sırtta çalıştırılabiliyor. Bunu zaten daha önceki videolarımızda söyledik. Ve bu aparatın ayrı bir özelliği var. Bunu da söyledik. Allah göstermesin herhangi bir kaza anında, herhangi bir tutuşma gibi, yanma gibi, herhangi bir veya bir bayırda düşüyorsunuz. Bu anlarda bu ürünün pilot sistemi gibi bir sistemi var. Bu ürünü sırtınızdan atabiliyorsunuz. Şurada göstereyim. Şöyle bunu çektiğiniz anda bu motoru şöyle hemen çekin, hatta göstereyim. Çektiğiniz anda bismillah şöyle motor sırtınızdan düşüyor. Bu sırtınızda kalıyor. Makine sırtınızdan düşüyor. Böylelikle hem makineye zarar gelmemiş oluyor, hem de Allah göstermesin dediğim gibi tutuştuğu zaman size bir zarar gelmesini engelliyor. Bu 453'ün en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bu özelliği bu makineye de koyabilirlerdi. Bence eksilerinden bir tanesi bu. Ama çelik kasada çelik bunu yapabilirler miydi? Bu tabi tartışılır. Ona bir şey diyemiyorum. Onun haricinde 453 Ergo'da otomatik jigle var. Benim işte sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Otomatik jigle her zaman bence kaliteli. Bunu taktık. Otomatik jigle ne, onu da göstereyim size.
şöyle çevireyim. Otomatik jigle, motoru jigle alıyorsunuz. İpi çektiğiniz zaman, motor çalıştığı zaman, otomatik gaza bastığınız zaman otomatikman jigle kendi kendine atıyor. Bu da tekrar sizin 550'de olduğu gibi jigleyi kaldırayım, çekeyim, çalışma sesini duyduktan sonra tekrar aşağı indireyim gibi bir derdiniz olmuyor. İşte keşke bunu 550'de bu özelliği katsalarmış, güzel olurmuş. 450 için artısı, bir tane artısı da şu. Sırtınızda bu ürünü çalıştırabiliyorsunuz. Bunu söylemediğimde çok hatırlamıyorum ama 453'ü sırtınızda çalıştırabiliyorsunuz. Ama 550'yi aşağıda yerde indirip çalıştırıp sırtınıza öyle yüklüyorsunuz. Şimdi 453'ün 550'ye göre artıları bunlar. Şimdi tabi her artının bir eksisi de var. Şimdi şöyle bir özelliği var. Bir kere güç olarak 550 450'den daha güçlü bir motor. Daha heybetli bir yapıya sahip. Daha ergonomik bir yapıya sahip. Bir de en güzel yani kullanıcı açısından en güzel özelliklerinden bir tanesi şu. Süspansiyon kısmını yani süspansiyon olarak 453 Ergo'ya göre bence daha profesyonel, daha kaliteli, daha sağlam yapmışlar. Çünkü aşağıdan sabitlemişler ve 4 tane amortisör yağıyla metal bir kısımla beraber benzin deposunun altına sabitlemişler. Aynı zamanda benzin deposunda buna monte etmişler ve süspansiyon olarak daha sağlıklı, bence daha güzel olmuş. Aynı zamanda plastik bir aksamla da aradaki yayları da saklamış. Görüntü olarak da güzel bir görüntüye sahip olmuş. 453'te ise bu şöyle şuradan daha rahat göstereceğim için söylüyorum. Şöyle 4 tane amortisöre sahip. Özür diliyorum. Şöyle yine süspansiyonu güzel, evet. Ama şuradaki yayların çok kesildiğini görüyoruz. Servisimiz var. Sürekli bu yaylardan değiştiriyoruz. Müşterilerimize veriyoruz. Yani işte artısı bu. Onun haricinde 453'te herhangi bir havadanlık çantası yok. Böyle bir çantaya sahip değil. Ama 550'de çok güzel bir ve geniş bir havadanlık çantasına sahip. Bu da kullanıcı için her zaman avantaj. Çünkü bu jantalarınızı işte misne kesicinizi çantada taşıyabiliyorsunuz. Herhangi bir yanınıza başka bir çanta, ekstra bir şey taşımanıza gerek kalmıyor. Başka anlatabileceğim. Evet, 453'te hemen nasıl yapalım? 453'ün Ergo'nun kolu, yani kolunda start stop düğmesi var. İleri geri yapabileceğin start düğmesi var. Start stop düğmesi var. Bunda sadece stop düğmesine bastığınız zaman makine stop ediyor. Bir daha start açma gibi, hani ben unuttum, makineyi boğabiliyorsunuz. Yani böyle daha kolay anlaşılır diye söylüyorum. Bazen start stop düğmesini açmayı unutuyoruz. Çekiyoruz, makine boğuluyor. Bunda öyle bir sıkıntı yaşamayacağınız için çekiyorsunuz, çalışıyor. Stop etmeniz gerektiğinde sadece düğmeye basıyorsunuz. 453 Ergo'da kolunu getirmeyi unutmuşuz. 453 Ergo'da start stop düğmesi var. Bununla alakalı başka hava filtreleri bence yani 453 Ergo'nun hava filtresi bence daha kolay ve daha güzel bir yapıya sahip. Çok teferruat olduğu zaman ben çok sevmiyorum çünkü. Bunun hava filtresi kare şeklinde. Vaktimiz var mı? Göstereyim mi? Yani şöyle hava filtresini şeyde görebilirsiniz. Bundan önceki videolarda anlattık. Hava filtresini oradan inceleyip görebilirsiniz. İkisinin de hava filtrelerinin nasıl olduğunu oradan görebilirsiniz. Başka da birbirinin aralarında fark yok. Hepsini söylediğimi düşünüyorum. Unuttuğum şeyler varsa açıklama kısmına WhatsApp numaralarımızı yazacağız. Orada yazarsınız. Sormak istedikleriniz, sipariş etmek istediğiniz şeyler varsa oralara yazarsınız.
Biz dönüş yapıyoruz. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.